İncele bakalım Ayas'ı, merhabalar. Bugün önümüzde DC Rebirth Batman Cilt 1 Ben Gotham var. Evet, Rebirth serileri içerisinde en çok tartışılan seri Batman'inkiydi. Çünkü kendi kemik kitlesi bu seriyi bayağı yüksek ümitlerle bekliyordu. Fakat içerisindeki öykü maalesef o beğeniyi karşılayamadı ve bayağı büyük eleştirilere neden oldu. Birazdan içeriğinden zaten bahsedeceğiz. Siz de öykünün nedenini eleştirilebilecek seviyede olduğunu anlamış olacaksınız. Hemen dış üzerinden incelemeye başlarsak, Batman'in normal tek halini kendi kapağıyla, orijinal kapağıyla GBC yayıncılık basmayı tercih etti ve bunun varyant kapaklarını da çıkarttı. Yıldıray Çınar imzalık varyantları da var. Normal kendi içerisinde barındırdığı varyant kapakları da mevcut. 2-3 tane varyant da çıkmıştı zaten. Ama orijinal kapağıyla gerçekten zaten güzel bir seçim olmuştu. Arkaya baktığımızda içeriği zaten az çok anlayacağız. Konuyu da zaten arka kapak üzerinde ben size anlatacağım. Fiyat olarak 35 TL, fakat bunu internette 21-22 TL'ye temin etme şansınız var şu an. 196 sayfalık kalın bir cilt aslında Ben Gotham. Bu fiyatı hak ediyor mu? Evet, hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor kalınlığından dolayı. Ama işte dediğimiz gibi konu itibariyle bayağı eleştiriye açık. Ne bu kadar açık eleştiri diyoruz, eleştiri diyoruz da bu konu ne? Hemen söyleyelim. Biz Rebirth Batman okumayı beklediğimizde, Rebirth dediğimiz sıfırlanma, Batman'i sıfırlayıp yeni bir öyküyle önümüze çıkaracaklardı. Biz de Batman'in kendi kötüleriyle bir hikaye okuyacağımızı düşündük. Fakat ilk 6 sayı, yani bu cildi oluşturan ilk 6 sayı maalesef öyle olmadı. Batman Gotham'da yine suçla savaşıyor. Evet, bayağı güzel gidiyor konu ilk başlarda. Fakat suçla savaşırken birden karşısına bu ikili çıkıyor. Kendileri Batman'i idol olarak kendilerini benimsemiş. Suçla savaşmayı, Batman tarzını benimseyerek suçla savaşmaya çalışıyor. Gotham'ın biz de koruyucularız, yeni koruyucularız diyorlar ve Gotham ve Gotham Girl olarak piyasaya çıkıyorlar. Batman ilk başlarda bu ikiliye karşı çıkıyor, fakat ne hikmetse ki Batman'den beklenilmeyecek bir şey. Ne hikmetse bu ikiliye kanı kaynıyor ve yardımcı olmaya çalışıyor. Gotham da kendisine yardım etmelerine, bir nevi Robin olmalarına, aslında öyle değil ama bir nevi Robin olmalarına izin veriyor. Ve üçü suçla savaşmaya başlıyor. Fakat konu bir yerden sonra kopuyor. Ve bu ikili aslında zaten Superman'in güçlerine sahip bu ikili. Batman'le bir noktada çatışmaya başlıyor. Hikaye bu aslında. Temel olarak bu, ayrıntısına girmezsek. İlk 6 sayı dedim. Rebirth ilk 6 sayısının birleşiminden oluşan 196 sayılık bir cilt. Ve ilk 6 sayıda biz sadece bu öyküyü okuyoruz. Oysa biz Batman'in kendi kötüleriyle olan sağlam bir hikayesini okusak daha keyif alacaktık. Ama maalesef bu öyküyü okuyoruz. Ha, çok kötü mü? Hayır, değil, ama bizim beklentimizi karşılamadı. Bizim beklentimiz bu değildi. Ama kendi adıma konuşursam da Rebirth Wonder Woman'dan daha iyi bir hikayeye sahip diyebilirim. Çoğu bunu en alt sıralara, Rebirth serileri arasında sıralama yaptığında en alt sıralara koyuyor, ama bence Wonder Woman'dan daha iyi bir öyküye sahip. Yazar ve çizerlerimizden bahsedersek, yazarımız Tom King, Scott Snyder adı geçiyor ama o öyküye fazla bir katkı sağlamış durumda değil. İlk Rebirth özel edisyonda konuya başladığı için Scott Snyder'ı da ekliyorlar. Çizerlerimizde David Finch var, Michael Jannon, Ivan Reis var ve pek çok çizerimizi burada görüyoruz. Çünkü içindeki öykü ilerledikçe çizimlerin kalitesinin değiştiğini ve çizim şeklinin değiştiğini, bu çizerlerin fazla çizerin olduğunu hissedebiliyorsunuz. Çizim kalitesi bir noktadan sonra çünkü değişiyor. Her sayıda, o 6 sayının bileşimi dedik ya, o 6 sayının çizim kaliteleri her sayıda değişiyor içerisinde, göreceksiniz zaten. Ha, kötü mü? Yok, çizimler gayet güzel. Çizimleri asla eleştiremeyiz. Ama işte konuyu maalesef eleştirmeye açık bir şekilde ele alıyoruz. En arka sayfasında yine
4-5 sayfalık bir eskiz kısmı var. Evet, bu da aslında Rebirth serisinde eleştireceğimiz bir diğer noktada Batman'in çizimi. Maalesef ben kendi adıma Batman çizimini beğenemedim Rebirth serisinde. Bizim beklediğimiz Batman kostümü, daha doğrusu bu değildi. Ama işte çizerler yeni bir Batman yaratalım, hadi gelin hop el ele verelim dediği için böyle bir çizim, yeni bir soluk getirmeye çalışmışlar. Okuyun. Biz hep Rebirth Batman'i en sonlara koyduk ilk çıktığından beri. Ama alın, okuyun. Hiç öyle yerden yere vuracak türden değil. Sizi memnun edecek bir hikayeye sahip aslında. Ama işte beklentiyi fazla yüksek tutmayın. 2018 Şubat'ında çıkmıştı GBC yayıncılıktan. Şöyle gösterelim. 2018 Şubat'ında çıkmıştı. Devam cildi bu ay büyük ihtimal çıkacak. Yaklaşık bir sene oldu zaten. Bu ay itibariyle çıkacak. Devam cildinde en kısa sürede temin etmiş olacaksınız siz de. Evet, inceleme bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer ki okuduysanız sizlerin de yorumunu aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.